Hocam o zaman hazır geçmişten biraz bahsettik. Sizin unutamadığınız bir Fenerbahçe ya da birden çok vardı muhtemelen. Fenerbahçe derbilerini anlatır mısınız? Ya oynadığım da anlatırım. Seyrettiğim de şey i̇şte Rıza Yok, Oynadığınız. Bey'in meşhur unta... deplasmanda aldı. 4 mü o galibiyet. 10 kişiydi. Panku değil mi? Kaleye Yok geçer. ben sizin oynadığınız ha, benim ve oynadığım Benim hayatımın adınız. bir e, yönünü değiştiren en önemli maçtı bir tane Fenerbahçe maçı. 19 89 90 veya 90 91 sezonu tamamlandı. Yani Gordon'la gelen 3 şampiyonluğun ıı, ilke, i̇lk. i̇lk maçı. Sanırım bitime 2 hafta kala oynadık Fenerbahçe'de. Bizim stadımızda İnönü stadında oynanıyor o zaman. İnönü Dolmabahçe'de oynanıyor. Biz kazanırsak biz şampiyon oluyoruz. Fenerbahçe kazandı Fenerbahçe şampiyon diyor. Maç bizim statta. Ben de o sene affedilmişim. Beşiktaşlıyım. İyi gidiyorum, çok iyi gidiyorum. Ee, i̇şte son maça gelmişiz. Çıktık e, galiba 30. dakika falan be, Fenerbahçe öne geçti 1-0. Sonra ben kestim. Sevgili Feyyaz Uşar. O gol 1-1 oldu. Sonra ikinci benim devre biterken bir gol daha attım. 2-1 öne geçtik. Kafa golü attım. Ve üçüncü golü yine ben kafayla attım. Ve 3-1 kazandık. Benim ee, çok benim için çok kritik bir dönemdi. Ve o maç benim tekrar Beşiktaşlı Betin Hanım um sağlamış maçtır. İki gol attım. Şampiyonluk geldi. Asist de yaptınız galiba. Bir de asist yaptım. O zamanlar asist yoktu. Goller, <laughs> bir de goller sayılıyordu. İki gol bir asistle oynamışım o maçı. Benim tekrar Beşiktaş'a dönüş. Beşiktaş'ın ilk şampiyonluk maçı oldu. Benim için hem Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye karşı bunu yapmak, başarmak. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı. Hem de Beşiktaş'la şampiyon olmak. İşte en kritik benim Fenerbahçe derbim odur. Hayatımda unutamadım. Hala sorarsanız en unutamadığım maç odur benim. Tarihi bir derbidir. Evet. Siz, sizin döneminizde Fenerbahçe maçları öncesi peki bir hazırlığınız nasıl olurdu? Gerçi o dönem sizin döneminizde Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş'ın çok üstün olduğu dönemlerden. Ondan Der sonra başladı o. Eh. O sonra üst üste şampiyonluk geldi. Hakikaten Fenerbahçe'ye üst üste mağlup olmadığımız, daha çok evet. kazandığımız bir seri geldi. Onlara döneme evet. ait şeyler tabii. Bugüne, bugüne geldiğimizde, e, bu cumartesiye geldiğimizde oradan <laughs> taşıyıp, bir tek şunu söyleyeyim, oradan taşınacak bir tek şey var. Hakikaten derbiler belli olmaz. En güçlü hiçbir zaman her zaman kazanmadı derbide. Hatta çoğu zaman o an için daha geride gözüken takımlar kazanmıştır derbileri. Belki sayısı olarak bilmiyorum ama hikayesi o yüzden zordur. Bilinmezliği ama şimdi, o yüzden zor. Şimdi gerçi Fenerbahçe seyircisi olacak da sizin döneminizden farkı artık yarı yarıya olayı olmadığı için ev sahibinin büyük bir avantajı oluyor sanki derbi. Oluyor. Artık resmen İstanbul maçları bizim için bir deplasman değildi. Ama artık deplasman. Kadıköy'e gitmek, işte karşıya geçmek, Beşiktaş'a geçmek, Dolmabahçe'ye geçmek. Yani Hele bir ara geçmek. seyirci de yoktu. Rakip seyirci tabii, de almıyordu. Seyirci olacak mı maçta? Olacak. E güzel yani, ya ben bayıldım. başladı bu iş, bu iş seyirciye oynanır çabuk. Beşiktaş maçında başladı, devam eder herhalde. Bu iş seyirci için vardır. Seyirci oynanmadı, seyretmediği zaman bu olmaz hiçbir. Her spor için geçerlidir bu. Taleptir onu yukarıya çıkartan arası. Rakip seyirci olması da Ben severim rakip seyircide. de. Bazen rakip seyirci de <laughs> <laughs> motiv olursun. Bak şaka demiyorum. En çok şey bozan oyuncuyu hani hep merak edilir seyirci faktörü. Kendi seyirciler olumsuz bir tepki görürsen işte o seni en çok etkileyen unsurdur. Rakip seyircinin tezahüratı sizi çok etkilemez. Şey, şöyle etkiler. Sizi baskı altına alır. Korkunç baskı altına alır. Ama bireysel olarak etkilemez. Ama bireysel olarak etkileyecek şey kendi seyircinizin maç anında size olumsuz tezahürat yapması, olumsuz söylemde bulunmasıdır. Ama maç sonu yapın ama maç onu maç anında yapmanız takımı da çok etkiler. O yüzden onu ifade ediyorum. Ama zaman zaman seyirci de gidersiniz kaleye. İşte Beşiktaş belki onu yapmaya çalışacak Tüpraş Arena'da. Ben bir üç birlik galibiyet anımı anlattım. Evet, genelde Fenerbahçe'ye karşı çok üstünlüğümüz vardı. Galibiyet işte Meşhur rekabet sayıları vardır ya. Onların işte galibiyet, kaç galibiyet almış oradaydık. Genelde evet galip geldik. Fakat unutalım bir Fenerbahçe derbisi daha vardır. Bütün bu senin, serin, sonunda en sonunda Fenerbahçe'nin iki bir yendiği derbi. Oyun birbiri bir gider. O niye unutamam onu da anlatayım. Dekka 87-88 falan. Yine bir Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yemeyen bir Fenerbahçe. 1-1 bir, bir. Uçe oynuyor o zaman. Uçe oynuyor. Nijeryalı çok iyi stoperdi. Ve sağ kenar. Ben de defansa gelmişim. Sağ kenardayım. Ya Fenerbahçe sağdan atak yapıyor. Atak yapan da bizim Emre şey. Stoper. Emre Aşık. Emre Aşık. Emre çalım yedim ya. Emre kusura bakmasın ama. Emre de çalım atmazdı yani. <laughs> Beni geçti ve orta yaptı. Onu hala nasıl geçirdim kafamda. Hala ayağımıza oturuyorum keserim o akını. Hala, vallahi hala kafamda vardır o şöyle sallanıp geçti kesti ve uça bir dokundu. Tayfur uça dokundu değil mi? Tayfur Avutçu'nun bacaklarının arasından geçti. Uça bayağı şut çekti. Öyle şut çekti. Dokundu değil de bayağı. Ben nasıl yedim o uçalım hala unutamam ve 2-1 Fenerbahçe'nin kıyıydı. Tabi hep kazanımlar olmadı. Mağlubiyetler de Fenerbahçe vardı darbelerinde. Onlarından biri bu 10 maç sonunda falan yenildik galiba anlattığım maç. Veya 10-11-12 maç hatırlamıyorum. Yani 4 sezon falan. 4 -4, ben hala uçalımı nasıl sezon. yedim kabul edemem yani. Siz o maçta full eee İlk 11'de başlamıştım. Yanlış hatırlamıyorum. geçmişti. Yanlış hatırladım. Öyle mi? O yediğim çalım ve ortayı nasıl yaptırdım hala hatırlıyorum ben Fenerbahçe derbisinde. <laughs> ya çok güzel Fenerbahçe maçları da var tabii. Ya derbiler hakikaten çok özel günlerdir oyuncu için. Hakikaten çok özel günlerdir. Ben zaman zaman onu söylüyorum. İşte Fenerbahçe'de oynamak Galatasaray. A... Bakın Fenerbahçe'de Galatasaray'da Beşiktaş'ta ben Beşiktaş'ta oynama şansı buldum 15 sene. Çok da mutlu oldum. Ama Beşiktaş'ta oynamak kadar Fenerbahçe'ye Galatasaray'a karşı oynamak da çok büyük bir onurdur. Onlara karşı oynamak da büyük bir... futbol heyecanı ve onurudur. Bir de İnanın. siz Fenerbahçe'ye daha çok gol attınız galiba Galatasaray'a. Evet, ben Fenerbahçe şansım tutuyordu, <laughs> tutuyormuş. Baktım şöyle tarihsel sırada üçüncü sıradayım galiba en çok gol atan. Ben de. Ee, bir baba hakkı onu biliyorum. <laughs> bir hakkı yeter. Evet. İki Feyyaz uçar galiba, 3 benim diye biliyorum ama. Bir de sizin bir Başbakanlık Kupası maçı da var yine. 3-0 Fenerbahçe öndeyken iki gol atıyorsunuz. İşte o 3-1 yendiğimiz şampiyonumuz maçın Cumhurbaşkanlık Kupası maçı. Başbakanlık mı? Başbakanlık hocam. Cumhurbaşkanlığı. Biz şampiyonuz. Cumhurbaşkanlığı mı? Tabii ha, Cumhurbaşkanlığı. Tam, tam doğru doğru. Tam, Fenerbahçe tam. sonra bizi 3-0 öndeydi. Ben iki kafa gol oldum. 3-2 oldu. Bir tanesi direkten döndü. 3-3 olacaktı. Yine yönetim yeni gelmiş. gelmişti. Şey, yeni, yeni, yeni bir yönetim kurulu gelmişti. Öyle bir maçtı. Bunlar da işte Fenerbahçe'nin ama her derbi çok özeldir. Onun i̇nşallah bu cumartesi de tabii ki Beşiktaş'ın kazanmasını isterim ben ama e, çok keyifli unutulmayacak bir maç hikayesi olur inşallah. Evet hocam peki. Teşekkür ederiz. Başka sahiç için merak ettiklerin bugünlük yok. Neleri konuştuk neleri konuşmadık <laughs> bilmiyorum. Sizin bence her şeyi konuştuk. Konu eklemek istediğiniz bir şey yani, varsa... Bir son söylüyorum. Beşiktaş teknik adamın empati yapıyorum. Rıza Hoca'nın yerine koyuyorum kendimi. Hocam diyorum ben de içeride konuşken. Sebep değil, çözüm zamanı. Çözüm nereden geçer? Benim için bunu anlatıyorum. Oyunun karakterinin mücadeleden, koşudan ve e, tempodan geçtiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın galibiyeti için. Bunu buradan bakıyorum. Fenerbahçe'ne çıkacağım. Ben senden daha mü oynamaya çalışacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Siz biraz Rıza Hoca Bahane kısmını... Bahane demiyorum. Haklı. Hı hı. Bakın gösterdiği şeyler haklı. Evet Beşiktaş eksik. Beşiktaş ideal kadroda değil. Hepsini kabul ediyorum. Ama Beşiktaş çıkar, beğener. Rakip kim olursa Bunu, bunu iyi anlatmak zorunda. İki, e. Yoksa tamam onu biliyoruz. Ama çözüm her zaman vardır. Her kriz aynı zamanda bir fırsattır. Zaten bunu fırsat olarak değerlendireceğini şey yapıyorum, düşünüyorum. Peki hocam teşekkür ederiz. Rica ederim. Söyleyeceklerim bu kadar bu hafta için ama öbür hafta daha çok söyleyeceklerim var. Tabii <laughs> evet, derbi maçından, sonra <laughs> derbi maçından sonra daha çok söyleyeceklerimiz var. Biraz Beşiktaş'ın e, hamlelerini de göreceğiz. Ne olacağını da göreceğiz yavaş yavaş. Fenerbahçe Beşiktaş maçı Fenerbahçe'nin apayrı önem taşını da söyledim. Bu sonuç Fenerbahçe'yi de çok etkileyecek. Bilmiyoruz tabii galibiyet, mağlubiyet. Galatasaray Adana sporla bu benim için avantaj diyebilir Fenerbahçe'nin derbisi olacağı için. Onların hepsini gelecek hafta e, çarşamba günü konuşacağız. Peki hocam. Teşekkürler. Görüşmek üzere.